Ay biraz çok pişmiş gibi. Dağılmış. Ama güzel bir Adana'nın coğrafi işaret tescilli sokak lezzetlerinden şırdan. Akşam ve gece saatlerinde seyyar tezgahlar da tükeniyor. Her kuzudan bir tane çıkan şırdan. Farklı bölgelerde kesilen küçükbaş hayvanlardan toplanarak Adana'ya getiriliyor. Cebeci Stadyumu'nu da yıktık ve burayı da yine Ankara'mızın hizmetine sunacak. Yine burada Çankaya İleri Mahallesi sakinlerinin gelebileceği, Mamaklı kardeşlerimizin geleceği, tüm Ankara'nın buluşabileceği bir mekan haline getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine konuştu. Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın millete, milletimize, vatandaşımıza vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız ve vatandaşlarımız... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu Anadolu Gözlem Evi'ne ilişkin. Teleskobun aynası 2 ay içerisinde yerleştirilecek ve ilk ışık alınacak. Avrupa'nın tek parça büyük aynasına sahip teleskop, çok ciddi kabiliyetler kazandıracak. Kızılötesi dediğimiz gözle görülmeyen alanlarda Türkiye'den gözlem yapabilmesinin önünü açacak dedi. Bize çok ciddi kabiliyetler kazandırılacak. Kızılötesi dediğimiz gözle görülmeyen alanlarda Türkiye'den gözlem yapılabilmesinin önünü açacak. Bu ne demek? James Webb teleskobu şu anda çok gündemde. Tıpkı onun baktığı yerlere bakabilecek bir teleskop. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki sözleşmelerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca üst birliğine taciz ateşi açıldı. Tam sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtçu ile Mert Otal'ın yaralandığını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile AK Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Anka Park'ta basın açıklaması yaptı. Mamak Belediye Başkanı Köse, Anka Park'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız dedi. Özellikle bu tespitlerimi sizinle paylaşmak istedim. Peki neden Anka Park harabe haline getirildi? Avrupa'nın en büyük tema parkı olarak inşa edilen ve hizmete açılan aylarca insanlarımızın, yüz binlerce insanın gelip ziyaret ettiği Anka Park, Anka Park'ın enkaz hale getirilmesinin sorumlusu kim? Evet, hemen bunu ifade etmek isterim ki Anka Park'ın enkaz haline getirilmesinin sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş'tır.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan Avrupa Birliği destekli proje kapsamında Avustralya'nın Viyana ve İsveç'in Göteborg şehirleriyle Sakarya'nın bir bölgesinde enerji üretimi verimliliğinin arttırılması için pilot çalışma yürütülecek. Biz de Türkiye ayağında üniversite olarak bu projenin liderliğini üstlenmiş durumdayız. Proje ile özellikle Sakarya'nın bir bölgesinin enerji verimliliği ele alınacak ve bunun neticesinde de o bölgenin ikizi oluşturulacak. Yani adeta bir simülasyonu gerçekleştirilecek ve bu simülasyonla da o bölgedeki enerjinin maksimum verimle kullanılması, üretimde minimum zayiatla üretim gerçekleştirilmesi, yani doğanın kirletilmemesi, çevreye zarar verilmeden enerji üretilmesi ve bunun da en verimli şekilde kullanılmasıyla ilgili bir model ortaya koyulacak. Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adalar 6 ayda 20 bin ziyaretçi ağırladı. Antalya'dan kente gelen Ayşe Güler, yüzen adaları görmek ve gezmek için buradayız. Yüzen adalarımızın sadece ülkemizde değil dünya çapında duyulmasını istiyoruz dedi. Her yıl yüzen adamızı görmek, gezmek için buradayız. Amacımız yüzen adamızı ülkemize de değil, dünya çapında duyurmak. Diyarbakır'da mahsur kaldığı arazide bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat Kaplumbağası, köylülerin duyarlılığı ve yetkililerin erken müdahalesiyle hayata döndürüldü. Çiftlik Mahallesi Muhtarı Hüsnü Cemal Kuru, "Baktım garip bir hayvan. İnternette baktığımda nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat Kaplumbağası olduğunu anladım. Hemen müdahale ettim ve yetkililere haber verdim," dedi. Sonra da internetten baktım, bu Fırat Kaplumbağası olarak nesli tükenen bir hayvan olduğu için ben müdahale ettim. Hemen yetkililere haber verdim. Dere kurarmış, yani derede su yok şu an. Yani bu hayvanlar da demek ki nesli tükenen hayvanlarda sulak yerde olması gereken yerlerde. Bu hayvan da su olmayınca dışarıya bir su arayışına geçmiş demek ki. Edirne'deki Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu bahçesinde kuraklığa dayanıklı yabani ayçiçeklerinden elde edilen genlerle olumsuz mevsim koşullarına dayanıklı türler yetiştiriliyor. Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Kaya, yabani ayçiçeklerinden kuraklığa dayanıklı genleri tarımı yapılan ayçiçeklerine transfer ediyoruz dedi. Bu 60 alt türleriyle beraber 60'tan fazla tür şu an bahçemizde bulunuyor. Ve bilim adamları için oldukça da cazip bir bahçe. Bu çalışmaları burada ayçiçeğinin işte genetik analizlerini yapıyoruz. Farklı işlerinde bizim için yarayışlı genleri. Çünkü ayçiçeği, yabani ayçiçeği ana vatan Amerika olduğu için orada çölde yetişeni de var, kayalık dağlarda yetişeni de var, tuzlu topraklarda yetişeni var. Bizim için son derece değerli bir hazine. Bizim için genler önemli, bitki ıslahçıları için. Yeni kaliteli, özellikle bu global ısınma ile beraber değişik genlere ihtiyacımız var.